dediniz kanalımdan. Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere iğne işi olarak yapmış olduğum bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspaslardan seccadelere, kilimlere, yolluklara, halılara varana kadar bu modeli kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Kalın olan şu şekilde halı kaydırmaz kullandım ve iğnem var. Ve ayrıca arkadaşlarım şöyle Alize'nin Maxi Süperlana Maxi isimli iplerini kullanarak yaptığım bir çalışma oldu. İğnem ile buraya ilk giriş yapıyorum bu şekilde. Şöyle arkasından tutuyorum ve bırakmıyorum orayı. Ve bir tane bakın birini atlıyorum diğerine geçiyorum. Ve hemen alttan bakın şuradan giriş yapıp iğnemi çekiyorum. Bu ip kalın olduğu için tek kat olarak yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü ipi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu çalışmayı yaparken şöyle bir tane yer yaptım kendime. Bakın alttan da bu ipim de buradan tutuyor. Şöyle çekelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ilkini bir, ikinci bir tane daha yapıyorum. Hemen bir ileri sıraya şurada bir tane kalıyor. Ve hemen yine onun hizasından olan alt kısma iniyorum. Şu şekilde ve çekiyorum yine. İkinci yerimizi yapmış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir iki tane yan yana yapacağız. Onu da hemen bir üst sıraya şu şekilde geliyorum. Arada birdi. Şimdi iki tane boşluk bırakıp üçüncüden dördüncüden çıkartıyorum bu defa. İki tane yapacağım için. Ve geliyorum alta. Hemen yanındaki boşluğa giriş yapıp bir tane şöyle yana kaydırarak iğnemi geçiriyorum. Ve bir tane üçlü yapıyoruz. Hemen yanından çıkartıyorum bakın. Şöyle bir. Bu aşağıya inecek iki. Ve üçlü şuraya getiriyorum. Hemen yanındaki delikten giriş yapıyorum. Bir alttan çıkartıyorum. Ve buraya bir tane ikili yapıyorum önce. Bir. İkili ikincisini yaparken hemen bakın şuradan çıkartıyorum. İkili yapıyorum. Şimdi ise iki tane birli yapacağız. Bir şuradan giriş yaptım. Hemen buradan çıkartıyorum. Şimdi bir tane daha birli yapıyoruz. Bu tam ortadaki yani şurası oluyor arkadaşlarım. Şöyle giriş yapıyorum. Hemen aşağıya doğru gidebilmek için bir aşağıdan çıkartıyorum. Evet. Şimdi ise aynı buradaki dizilimi bu tarafa doğru inerek yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şu birliden bu tarafına da yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen buradan giriş yapıyorum. Yanındaki şuradan çıkartıyorum iğnemi. Arada bir tane daha sonra diğer rengimizle yapacağız. Şimdi ikili yapacağız. İkili yapmak için hemen aşağıya iniyorum bu şekilde. Yanından çıkarttım bir tane daha. Sonra yukarıdan diğerinin yanına getiriyorum ve bir tane bakın arada atlayıp şu buranın buradan giriş yaptım çekiyorum. İkiliyi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi buraya üçlü yapacağız. Hemen indim. Bir. İki. Üçlüden sonra
Hemen yandan çıkartıyorum. Diğer ikiliyi yapmaya başlayacağım. Evet, bakın. Üçlüler yan yana, ikililer yan yana, birliler ve ortadaki birimiz. Şimdi ikili yapıyoruz arkadaşlar buraya. Hemen yine şu şekilde giriş yapıp çekiyorum yavaşça ve buradan alıp buraya geçiyorum. İkiliyi yapmış oldum. Şimdi birliğe geldi sıra. Aynı şekilde bir tane buradan giderken sonra tekrar diğerinin buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle tutup bakın giriş yapıyorum. Ve bir üstteki yerden çıkartıyorum. Sonra bunu artık ilk başa geldik. Aşağıya indiriyorum. İniyorum şu şekilde. Şöyle de yapabiliriz. Daha rahat anlaşılsın. Ve birinci yerimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar yine aynı şekilde bunu orta yer olarak kabul edip burayı orta yerimiz kabul ediyoruz. Ve hemen bakın şunun hizasından tekrar çıkartıyorum iğnemi şu şekilde. Ve yine bir tane birli yapıyorum önce. İki tane birliği yapmış oluyorum bu tarafa doğru. Şimdi ikilileri yapıyoruz. Ve şuradan çıkartıyorum. İkilileri yapmış oldum. Üçlüleri yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar bu hizadan yeterli bence anlatmak. Çünkü aynısı arkadaşlarım. Aynı şekilde devam ediyor. Halı kaydırmanızın ne büyüklükte ise bu şekilde yerler yaparak devam ediyorsunuz. Şimdi bu iç kısımlarını, gerçi onlar da aynı ama oraları biraz da anlatmak istiyorum arkadaşlarım. Diğer renk ipimi taktım. Hemen buradan giriş yapıyorum yanındaki yerden. Buraya iki tane birli yapmıştık ama şimdi içini dolduracağımız için tek bir tane kısa birli yapacağız. Şu şekilde ve hemen bakın ikili olan yerimden çıkartıyorum. Böyle. Ve sonra aşağıya iniyorum. Ve yanından çıkartıyorum. Altta da bu ipimi aynı zamanda bakın buraya bağlıyorum. Bir şekilde tutturuyorum. Şöyle çektim. Şimdi ikinciyi yapıyorum arkadaşlar. Ve üçüncüye çıkıyorum. Şimdi buradan 3 tane üçlü yapacağız. Hemen geldim aşağıya yerine. Bir tane arada atlıyoruz çünkü. Birinciye çekiyorum. İkinciye çıkıyorum. Yanındakinden giriş yaptım. Ve üçü de aşağıdan alıp hemen yanındaki yerden bir üstteki yerden çıkartıyorum. Daha sonra ise ikililerin olduğu yere geçiyorum. Aşağıya inip tekliğimi yapacağım şimdi. İkiliyi yapacağız pardon. Burada ikiliyi yaptık. Üçlüyü buraya, ikiliyi buraya. Evet, hemen tekliği yapmak için buradan giriş yapıyorum ve buradan çıkartıyorum en tepeden. Bu şekilde birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yaparken buradan giriş yapıyorum ve buradan çıkartıyorum. Diğer tarafa doğru devam edeceğiz çünkü. Şimdi aşağıya iniyorum tekrar buraya ve buradan tekrar aşağıya inip ikili olduğu için hemen yanından çıkarttım. Buradan da üçlüye geçiş yapıyorum arkadaşlar.
ve buraya gelip artık şuradaki gibi bu kısmı da tamamlıyoruz. Hemen şuradan geçiş yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bakın, hemen geçiş yaptım. Şuradan çıkartıyorum. Birli yeri yapmış oldum. Hemen ikili yeri de, yani aynı diğerinde ne yaptıysak bu tarafa da aynı şekilde uygulayarak devam ediyoruz. Şöyle üçlüyü yapıyoruz şimdi. Burada fazla zamanınızı almaya gerek yok. Bu şekilde devam ediyor. Yani burada yaptığımız işlemi burada devam ettiriyoruz. Diğer rengimi taktım arkadaşlarım. Beyaz olarak kullanmıştım. Yine beyaz olarak devam edeceğim. Bakın üçlü yerimiz aşağıya indiği için 3 tane kısa olan yer yapıp şöyle şunu tutalım. Kısa olan yerleri tamamladıktan sonra hemen bir üste çıkıyorum. İkili olan yerime geldi. İkili olan yerimden bakın arada bir tane atlıyorduk. Şöyle hemen geliyorum buraya, iki tane daha yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaparken bir üste çıkıyorum tekliği yapmak için. Şöyle. Sonra buradan geçiş yapıyorum bu tarafa. Birliği yaptım. Ortadaki birliğimizi yapacağız. Ve yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan giriş yapıp aşağıya bu tarafa doğru devam edeceğim için oraya bir tane yaptım. Şimdi bu birliğinin yanına gelip hemen oradan giriş yapıp bu şekilde çıkartıyorum. Sonra bu iki tane ikilimi yapıyorum. Bir yaptım. İkinci yaparken üçüncülerin yerine geçiş yapıp 3 tane buraya kısa olan yerimi tamamlayacağım. Bu şekilde tamamladıktan sonra hemen bakın şöyle arkasını çevirin ve buradan şöyle arttırarak yan tarafa geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da yine hangisi denk geliyorsa, burada üçlü kısamız var yine diğer taraf gibi, bu şekilde burayı da devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Evet, burası da bu şekilde olduktan sonra şu boşluğu da artık diğer rengimizle dolduracağız. Evet, son kalan yerimizi de bakın artık alıyorum şöyle. Ve hemen buradan giriş yapıp bir üste geçiyorum. Sonra aşağıya iniyorum. Sonra da kısa olanı yapıp tamamlıyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. Modelimizin bitirirken de aynı şekilde devam ederken buralardan devam edeceğiz. Bitirirken de buralara çıkmadan hemen burada kısa keseceğiz. Kısa keseceğiz mesela, bu şekilde tamamlayacağız modelimizi. Yani bunu buraya geçirilmiş halini düşünün. Şimdi ise bir miktar da kenar kısmından anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle sarma işlemi yaptım. Burada gördüğünüz gibi ve şu şekilde hemen bu ipimizle devam edelim. Şöyle aldım arkadaşlar, bakın her birinden bir tane geçirerek sardım. Eğer çok boşluk kalırsa bir sıra daha üstünden geçin derim arkadaşlarım. Bunu her iki kenarına da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yani bütün kenarlarına. Ayrıca farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Ben diğerini bu şekilde yaptım. Diğer tarafını sadece sardım gördüğünüz gibi. Şöyle biraz da sıkı sararsanız, yani şey olarak çekerseniz halı kaydırmazı yumuşak olduğu için içine tutacaktır.
Şöyle yerler kaldı ve hoşunuza gitmediyse hemen bir daha geri dönebilirsiniz. Ben çünkü diğerinde o şekilde yaptım. Boşluk kalmaması için. Hemen bir de geri dönüyorum. Ve bu şekilde de bu kısmını tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Bakın. Burada daha net görünüyor. Evet. Bu videomda da sizlere bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.